Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı barış çiçekleri yapmış olduk. Barış çiçeklerimizin bakımında en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bitkimiz sağlıklı büyüsün, coştuk can coşmuş olsun ve bol bol çiçek geçmiş olsun. Benim barış çiçeklerimin son hallerini görüyorsunuz. Çok güzel, sağlıklı olarak gelişim gösteriyorlar. Tekrar olarak yine pıtır pıtır tomurcuk toplamaya başladı. En son sizlerle birlikte nişasta kürünü vermiştim. Bu güzelliklerimizin kürlerini düzenli olarak verdiğimizde ilk bahardan son bahara kadar sürekli çiçe geçmiş oluyorlar. Bitkimizin bakımında en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce yaprak bakımına dikkat edeceğiz. 10 gün aralığıyla ılık duş alması gerekiyor. Her gün yapraklarına ılık su püskürtmemiz gerekiyor. İkinci olarak saksı ölçüsünü küçük tutacağız. Küçük saksılara dikeceğiz. Üçüncü olarak da toprağını güzel ayarlayacağız. Bitkimizin kökleri kolay bir şekilde hava almasını sağlayan toprağa dikeceğiz. Direkt toruflu toprağa dikmiyoruz. Sevmiyor arkadaşlar. Karışımlı toprağa dikmemiz gerekiyor. Ben karışımlı toprağı nasıl hazırlıyorum sizlere video paylaşmıştım. O videonu da izleyerek bilgiler edinebilirsiniz. Unutmayalım arkadaşlar bitkimizin sağlıklı büyümesi için, güzelleşmesi için ilk önce toprağının güzel olması gerekiyor. Bol bol tomurcuk toplayıp güzel çiçek açması için, yapraklarının sağlıklı olması için ilk önce toprak karışımını güzel ayarlamamız gerekiyor. Kaliteli geçirgen toprağa dikeceğiz arkadaşlar. Bir bitkinin toprağı güzel değilse biz ne kadar kür verirsek verelim, bakımını yaparsak yapalım hiçbir şekilde sonuç elde etmeyeceğiz. Bitkimiz coşmayacak. Bitkimiz de köklerinden coşmaya başlıyor. Kökler aktifleştikten sonra bol bol çiçek açmış oluyor, bol bol yapraklar çıkarmış oluyor. Toprağını güzel ayarlayacağız ki bitkimiz de bu şekilde yorulmadan sürekli tomurcuk toplayıp kişi geçebilsin. Yaprakları sağlıklı büyümüş olsun. Evet şimdi sizlere bakın ne ile geldim. Bitkimiz için çok fayda sağlayan inanılmaz etkisi olan topraktayı köklerinin aktifleşmesine, topraktayı olan mikropların aradan kalkmasına, hastalıklardan korumasına yardımcı olan aspirin. Ben aspirin kürünü barış çiçeklerime vermiştim. Sizlere de videosunu da paylaşmıştım. Son halleri bu şekilde. Tekrar olarak sizlere yine paylaşıyorum arkadaşlar. Aspirin kürünü ben her ay vermiyorum. Ama her ay verilen bir kürdü. 2 aydan 3 aydan bir bitkilerime ikram ediyorum arkadaşlar. Aspirin bitkilerimizin köklerini aktifleştirmiş oluyor. Yaprak bakımında çok güzel etkisi var. Yapraklarının parlamasına, sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Aspirin kürüyle maya kürünü bir arada ezip veren hanımlar var arkadaşlar. Ben hiç vermedim. Sonuçlarını da bilmiyorum. Bir bitkimde yapıp vereceğim. Sonuçlarını gördükten sonra sizlere paylaşacağım. Yapıp vermediğim, sonuçlarını görmediğim bir kürün, bir karışımın tarifini vermek istemiyorum. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Evet bu şekilde aspirini ezdik görüyorsunuz un haline getirdik şimdi suyumuzu alalım her zaman sizlere tavsiye ediyorum suyumuz ılık bir şekilde olması gerekiyor dinlenmiş bekletilmiş su olması gerekiyor direkt soğuk suyla yaptığımızda bitkilerimizi köklerini strese salıyoruz arkadaşlar ılık su verin bitkilerinizin köklerini Güzelce karıştıracağız. Suyla birbirine karışmasını sağlayacağız. Biraz gece eriyor. O yüzden karışmasını güzelce sağlamamız gerekiyor. Bugün bu güzelliklerimizin hem yapraklarından besleyeceğim. Hem köklerinden besleyeceğim. Yapraklarının sağlıklı da büyümesi gerekiyor. Köklerinin de aktifleşmesi gerekiyor. Yaprak bakımı 10 gün aralığıyla yapıyoruz. 10 gün tekrar tekrar olarak aspirin vermiyoruz arkadaşlar. Bugün yaprak bakımında aspirin verdiysem 10 günden sonra patates kürü verebiliriz. Yine bir 10 günden sonra yumurta beyazının kürünü verebiliriz. Yani bu şekilde e, çeşit çeşit kürler vermemiz gerekiyor bitkimizin köklerine, yapraklarına pardon. Evet bu şekilde hazırladık kürümüzü. Şimdi bunu nasıl vereceğiz? Fıs fıs şişemizi alıyoruz. Şişemizin içerisine dolduracağız yarısını. Yarısını yapraklarına püskürteceğiz. Yarısını köklerinden vereceğiz. Kök köklerinin de toprağı biraz nemli olması gerekiyor. Direkt kuru toprağa vermiyoruz. Bitkimizi 10 gün aralığıyla yapraklarına duş yaptırın. Duşu seven bir bitkidir arkadaşlar. Anturium barış çiçeği duşu seven bir bitkidir her saksıya azar azar dökeceğim her tarafından yararlansın çok güzel etkisi var bu kürün ayda bir kere en azından bitkilerinize ikram edin sık sık vermeyin arkadaşlar aspirin körü de sık sık verilmez şimdi bakın şu şekilde kenardan tutuyoruz şişemizi yapraklarını iyice püskürtme yapacağız Yapraklarının altına, üstüne, her tarafına, gövdesine, toprak üzerine her tarafına iyice püskürtme yapacağız arkadaşlar. Bir bitkinin sadece üstten püskürtme yapmıyoruz. Yapraklarının hem altından hem üstünden püskürtme yapacağız ki hastalıklar varsa da, bitler varsa da, sinekler varsa da her zaman yaprak altına toplanmış oluyor. Hepsi aradan kalkması için yaprak altına da vereceğiz. Yaprak üstüne de püskürteceğiz. İyice güzelce püskürtmesini yapıyoruz. Normal olarak suyu her gün püskürteceğiz bitkilerimizin yaprağını. Vitaminli suları 10 gün aralığıyla yapacağız bitkilerimizin yaprağını. Bakın şu şekilde yaprak altına da püskürttük. bu şekilde yapraklarının altı da nemli olması gerekiyor vitaminli sularla her tarafından beslenmesi gerekiyor arkadaşlar bitkinizin sağlıklı büyümesi için özellikle yaz aylarında yapraklarına çok su püskürtün her zaman püskürtme yapın günde bir kere değil günde iki kere üç kere fark etmez normal su olarak her zaman yapraklarına püskürtme yapın bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Barış çiçeklerimizin bakımında bütün detayları sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna kadar izleyersiniz de, de bütün detayları öğrenmiş olacaksınız. Bazen videomuz uzun oluyor. Biliyorum ben de bütün detaylarını paylaşmamız için, yaprak bakımını paylaşmamız için videomuz da uzun olabiliyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.